Bir hücrenin hayat döngüsü şu evrelerden oluşur. G1 evresi, S evresi, G2 evresi ve mitotik bölünme. Bir hücre bölünür ve iki yeni hücre oluşur. Artık oluşan iki yeni hücrenin hayat döngüsü başlamıştır. Hücre büyümeye ve gelişmeye başlar. Büyüyen hücrenin çekirdek sitoplazm oranı ile yüzey hacim oranı azalır. Bu oranların azalması hücrede hayatsal sorunlar çıkarır. Bu yüzden hücre bölünme kararı alır. Hücrenin büyüyüp bölünme kararı almasına kadar geçen süreç G1 evresi olarak adlandırılır. Bu evre hücrenin büyüdüğü ve hayatının en uzun evresi olduğuna göre ATP sentezi, RNA sentezi, enzim ve protein sentezi, organel yapımı gibi birçok olay gerçekleşir. Hücre bölünme emrini verdikten sonra hayvansal hücrelerde sentrozom eşlenmeye başlar. Böylece G1 evresi sona erer. Hücre G1 evresinden sonra S evresine geçer. Bu evrede DNA işlenmesi görülür. G1 evresindeki hücrenin DNA miktarı 2A kadar olsun. S evresinde DNA miktarı 4A kadar olur. Hücre S evresini tamamladıktan sonra G2 evresine geçer. Bu evrede bölünme öncesi son hazırlıklar yapılır. G2 evresinde RNA ve protein sentezi devam eder. G1 evresinde başlayan sentrozom eşlenmesi G2 evresinde tamamlanır. G1, S ve G2 evreleri bölünme öncesi yapılan hazırlıklardır. Bu yüzden bu evreler interfaz aşamasını oluşturur. İnterfaz aşaması tamamlandığında hücre mitotik bölünme ile iki hücreye dönüşür ve hayat devri sona erer.